Evet, Türkiye'nin en yeni ve en eğlenceli bilgi yarışması Cevap Ver Türkiye bugün de başlıyor. Hocam açılış. Ama hep hoş geldiniz derdin. Ben de sana ona girdim. Ne dedin orada? Ama sen de biraz geç çıktın. Geç mi çıktım? Ben geldim böyle. Sen baktım kapıda duruyorsun. Ya ağır ağır oradan şey yapamıyor. Sen ne dedin orada? Cevap Ver Türkiye'ye hepiniz hoş geldinizdir o. Ne dedin orada? Bugün de başlıyor dedim. Bugün de başlıyor ne ya? Hani geçen hafta da başladık. Cumartesi pazar başladık. Bugün de başlıyor. Bugün yarın da başlayacak. Hani bugün yine başlıyor demek ama istedim. Ama bana çok fake atıldı. Ama biraz doğaçlama yap aşkım. Evet tamam. Hemen adapte olurum. Sıkıntı yok. Tebrik ederim karım. Çok doğaçlamacısın. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz sevgili izleyenler, Cevap Ver Türkiye'de buraya gelen yarışmacılarımızın tam 200 bin lira kazanma şansı var. Bakalım bugün final, efendime söyleyeyim süper final oynayabilecek miyiz? Heyecanlıyız. Bugün özel bir gün. Bu özel günde yarışmacılarımız çok özel. Evet. Yani onları tanıyorsunuz, izlediniz. Bütün bir sene boyunca harika performanslarını izlediniz TV8 ekranlarında. Bugün de bambaşka bir yüzlerini göreceğiz. Rekabette başka bir yüzlerini göreceğiz. Bugün için ekstra heyecanlıyım karıcığım ben. Ben de kocacığım ekstra heyecanlıyım. Bütün sezon boyunca çok severek izledim MasterChef'i hepiniz gibi ve her bölümünü izledim. Hiç kaçınmadım. Yapılan her yemeğe hakimim. Her yarışmacının her sinsiliğini bizzat biliyorum. O yüzden ekstra heyecanlıyım. Evet, hemen takımları davet etmek istiyorum. Buyur. MasterChef 2020 takımı geliyor. Harika. İşte takımım, işte takımım. İşte ben şimdi de huzurlarınıza MasterChef 2019 takımı geliyor. İşte bu, bravo. Çok be. Geri gelmedi, geri geldi. İşte bu. Geri geldik. Ben takımımla hemen kaynaşıyorum. Şu kızcağız buraya geleceğim diye sabaha kadar yarışmayı izlemiş. 3'e kadar. İzlememize gerek yok. Biz zaten şampiyonuz. Bakınız. Keşke kupayla getirseydin. Mesela koyardık şurada motivasyon olsun diye. Arabada emniyet kemeri takılı. Çünkü daha eve götürmeye fırsatı olmadı. Fırsatın olmadı. Ya gerçekten de ayağınızın tozuyla yarışma bitti. Direkt buraya geldiniz, misafirimiz oldunuz. Teşekkür o yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Nerelerden geldiniz kim bilir. Öncelikle bizi her yarışmaya çağırabilirsiniz. Çünkü biz zaten profesyonel yarışmacılarız. Şu an gerçekten de öyle bir hava var. Eda sen yarışmayı seven bir insansın. Yarışmayı seviyorum evet. Dersime çalıştım geldim ama karşı takımın bakmayın öyle sessiz durduğuna. O Esra var ya, Esra şampiyon, o doymadı kazanmalara. Kesin o sabah uyumuyor. Aynen böyle uyumuyor. Daha. Tabii biz evde de beraber sabahlara kadar otururduk. Esra ders çalışmıştır. Derse çalıştı geldi uyumuyor Esra. Uyumuyor derken çok uykun şey midir Esra? Uyumaz. Yok, çok uykuyla aram yok. Aran yok. 45 dakika en fazla. Ben bir gece yaptığım bir şeyi itiraf edeyim mi? Evet. Kadınlar evinde. Baktım bu Esra uyumuyor. Neden uyumuyor? Neden uyumuyor? Gece alarm kurdum 4'te. Dedim kalktım bakayım su içme. Yemek çalışıyormuş. Sabahlara kadar. Ama kazandı. Mesela gündüz falan soru uykun gelmiyor mu hiç? Yok gelmiyor. Gelmiyor. Aa. Yarasa kadın ya. Aa enteresan. Kaç gün uyudun? Bu hafta kaç saat yani? Finalden önce 2 gün öncesi vardı. Final gecesi 3. gecemdi ve dün gece 2 saat uykum var o zaman aralığında. 5 günde 2 saat. Musun? Evet. Allah Allah sen uykusuzsun Tahsin bayılıyor. Nasıl iş oluyor? Allah Allah ya. Heyecanla yenik düştü. Heyecanlı hissetmiyor ki uykusuzlukta. Sen böyle 10 saat uyuyorsundur günde en az. Hayır ben de Esra ile sabahlıyorduk. Ben de öyle çok uyumam. Sen çünkü ben akşama 4-5 kadar. Saat yetiyor. 4-5 saat. 4-5 saat. Suna uykuyu çok sever. Sever misin? O aynı odadaydık. Aynı odadaydık. Suna uyur. Sever uyumayı. Çok güzel. 8 saat. Yarışmaya hazır mısın? Enerjin yerinde. Tabii bomba gibi. Bomba gibisin. Tabii. Kazanacağız 200 bin lira. Sen Suna hazırsın. Ben çok hazırım. Eda'ya çok güveniyorum. Çünkü işin ucunda parada olduğunu öğrendik biz. Evet. 200 bin lira kazanmış. O daha da bizi yükseltti. Fazla yükseltti. Alican ne yapıyorsun Alican? Alican halı sahaya hazırlanmıyoruz ya. Survivor'a gelmiş gibi Alican. Peki Eda'ya çok güveniyorsun ama Eda seni elemedi mi All-Star'da? O yüzden güveniyorum. Beni bile elediğine göre. Babasını tanıyor. Her şeyi yapar babasını tanıyor Eda. O yüzden ben ona güvenirim. Cemre sen nasıl hazırsın? Hazırım, kendime güveniyorum. Kelime oyunlarında iyiyimdir. İyi misin? En çok Eda ablaya güveniyorum. İyiyim, güzelim. Aa, bir sana ekstra bir güven var. Bana evet. O yüzden beni kaptan seçtiler. Evet. Ben de kendime güveniyorum.
Ama karşı takım da böyle bunlar sessiz oynar. Parayı sevenler arkadaşlar, var. Arkadaşlar parayı sevenler var. Zaten Esra kazanmayı seviyor. Sefa parayı seviyor. Barbaros o gizli kaptan. İkisini de seviyor. Tek umudum Tanya. Tanya. İnşallah gülemeyeceğini umuyorum. Umadığın, umadığın taş baş yarar bak. Bir tek beni görün düşün. Kıbrıs'tan geldi hani bilemez falan. Babam da böyle gelirken dedi. Kızım dedi diğerlerini bilemem ama Tanya orada en donanımlı dedi. Şey dedi akademisyen dedi. Ama gazetelerin adamında aldı. İnşallah sonurlar öyle geliyor. Çok güzel. Bizimkiler karşı takımı irdeleyerek gelmişler. Şu an de aşırı ısırılıyoruz şu ya. Şu an çok iyi tanınıyor. Alican, bunları izleyeceksiniz. Hazırsın. Ben iyiyim sizleri sormalı. Keyifler yerinde. Çok şükür her şey yolunda. Güzel. Böyle bir göğüs dekoltenle çok şık duruyorsun. Kapattım az önce. Hayır iyi duruyor ya. Kapatma abi. Deli cekette var. Daha da mı açıktı? Daha da açıktı. O zaman giyin demiş. Adanalı olunca biraz böyle rahatlık var bizde böyle. Rahatlık açıyor. Güzel abi. Ama yakışıyor da abi. Yakışıyorsa çok. Yapmayız evet, yani. Ben diyecektim bak sen kendi kendine dedin biliyor musun? Maşallah Alican sana. Sana sen hiç yakışmaz. Sana tamamen olmuş abi. Göğüs dekoltesi. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hazırız abi. Karşılıklı alt üst edeceğiz inşallah. Allah Allah ya bu kadar hırslı olmanıza çok şaşırdım. Biz çok çirkiniz. Bizim önümüze duramazsınız. Ay sen hiç çirkinlik ve hırs hırslıyım sende ben. Yoktur beni yani. Beni yükseltti Eda. Ben şu an çok hırslıyım ve sinirliyim. Allah Allah. Sinirim nereden geldi bilmiyorum. Göğüs dekoltesinden. Alican'a çok yakışmış. Bende yok göğüs dekoltesi diye bir cilt. Hemen sen de bir düğme arala. Benim var çok az. Göğüs değil de bu şey. Gıdık dekoltesi. Gıdık dekoltesi. Gıdık dekoltesi. Güzel bir broşum var. Evet bugün de deniz anası. Deniz anası mı deniz atı mı o? Deniz atı. Deniz atı. Aa, deniz atı. Güzel Murat'tır. Bereket. Tabii ki tabii cepte. Ki. Yeşil para. Bereket. Hırs neydi ya? Ulan bakmıştık ya. Deniz atları erkek deniz atı olmasa da çocuk yapabiliyormuş. Al bu bilgiyi de ne yapıyorsan evet, yap. Hadi be. Evet deniz mesela, atları. Benim takvam işte lazım şu an. Direnç. Direnç demek. Sen aşkım çalış istersen bir gelmeden önce. Çalıştım ya. Deniz atı direnç demek, hırs demek, köpeklik, hayvanlık, başarı. Zaman. Ama biz kazanacağız. Buyur. Şimdi şampiyonun takımı. Zaten hepiniz çok başarılısınız. Kelime oyunlarında da başarılı olduğunuzu ümit ediyorum. Hırslanıyoruz ve kazanıyoruz. Size güveniyorum açıkçası. Böyle bir takımıma bir baktım. Hem çok hırslı. Tanya dışında. Tanya ponçik. Takımın ponçikliğini temsil ediyorsun Tanya. Ama onun dışında gayet akacağımızı düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Kesinlikle. Tanya'da patlayıcı bir güç var. Yani... Doğru zamanda doğru yerde. Doğru noktayı vurur. Biz bugün zaten kesinlikle kazanırız. Hatta... Hiç olmayan bir şeyde yapacağımıza inanıyorum. Büyük finale de kalacağımızı düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Süper finale oynarsınız ha? Süper kalırsanız. Oynarız. Her ne kadar karşı taraf çalışmışsa da. Sizin tahmin ediyorum çalıştığınızı. Kesin çalışmışsınızdır. Yani burada mantıklı bir şekilde ilerlersek biz bugün burayı kopartırız. Onlar böyle çok açık ediyorlar kendilerini. Sizde bir sinsilik var. Siz böyle çalışsanız da. Ya Eda abla ya. Hemen ben sinsi gözümden onlar yere bakar yürek yakar. Sen de bizim takıma gel aşkım. Yok ben de sinsiyim zaten. Sen gömüyor mu gömüyor mu belli değil. Hayır ben sinsinin başıyım zaten. Ben zaten o yüzden bu takımdayım. Ben de sizin gibiyim yani. Hiç söylemem açık etmem alttan alta. Karda yürüyeceksin izini belli etmeyeceksin derler yani. Önemli olan sonuç. Şampiyonumuzdan başlayalım. Şampiyonumuza bir söz verelim. MasterChef'in şampiyonu. Enerjisiyle bizi bugün... kopartacak. Toplam 700 yemek yapmışsın evet. Esra. En çok yemeği yapan bir. İnanılmaz ya. Yani. En çok foto oynayınca evet. Çok yemek de sen yapıyorsun. Tebrik sezon ediyorum. Sezon başladığından beri oradaydık. Tabii bu çok yorulmanın, çok mücadele etmenin meyvesini de kazandım. Altın bir kupayla taçlandırdık. Çok keyifliyim. Bu keyfimi burada da devam ettirmek istiyorum. Biz de genelde motivasyon konuşmalarını Barbaros yapar. Barbaros ver bir coşku. Biz bugün bu ödülü alırız. Sonra kupayla beraber gideriz. Akşam yemeğimizi yeriz. Sizinle davet ederiz artık o kadar. Hayır, siz kazanın hep birlikte yemeğiniz. Evet, öyle. Bence de. Yani Barbo. Biz de kazanırsak göğüs dekoltemizi açarız. Evet. Alican'la daha da söylüyorum. Bütün izleyiciler. Akşam ne kadar yolu var. Kulüplerde eğleniriz. Hazır. Karım ben izin ya ben takım aşırı güveniyorum. Göğüs dekoltesini açmışım azıcık gezeyim. Dur sen de karışın. Ben takımı aşırı güveniyorum. Bir kere Sefa sen parayı çok seviyorsun. 250 bin nereden çıktı? Allah mı söyledi? Allah. Ya bak Allah söyledi. Ben o parayı işleteceğim. 200 bin yapacağım daha buradan. Sonradan para gelmeden sana arttırdım parayı. 250 oldu o direkt. 200 bin lira ödül var. Bak MasterChef'te yarıştınız. Bu kadar tak trink hemen bir saatte alacaksınız 200 bini. Bizim takımda şöyle bir şey var. Zaten birlik beraberlikle buralara kadar geldik. Hani sessiz gözüksek de daima sonuç bitirici bir takımız. Burada da yine aynı şekilde olacak. Hani burada aslında 4 kişi yok. Tek bir vücuduz. Soruları i̇şte takip edelim. İşte bu be. Motivasyon dediğim böyle olur. Birimiz birimiz için. Hiç ben etkilenmedim. Ben de etkilenmedim. Biz böyle cümlelere gerek yok. Biz içeriden ruhtan böyle hissederek...
Tabii. Hallediyoruz. Anladım. İlk oyunun sonunda görüşürüz. Hadi bakalım. Bu Atom Karınca. Hadi bakalım. Bugünü merak ediyoruz sevgili izleyenler. Ne olacak yarışma? Evet. Karıcığım ilk tura. Kim başlayacak sorusu var. Kim başlayacak sorusunda butonlarınız var. Sorumuz geliyor. Cevabın baş harfini görüyoruz. Sonra cevabı bulan hemen tık butona basıyor. Ve ilk kim bastıysa, o eğer biliyorsa onun takımı başlıyor. Hazır Eda mısınız? Eda abla direkt bas. Sevgili takım kaptanları. Evet. Eda, Barbaros. Hazırsak o zaman sorumuz gelsin Eda lütfen. Eda abla düşünmeden bas. Düşünmeden basma. Nokta nokta bıyıkları olan bir hayvandır. Cevabın baş harfini görelim. K. Barbaros. İrfi. Şaka yapıyorsun bu. Evet. Ben şu an takımımdan istifa etmeye karar verdim. İrfi. Bıyıkları olan. Bıyıkları var. Hadi Eda, hadi Eda. Tabii ki. Kedi. Ya. Harika gidiyorsun. Ya bir de Barbaros o söyleyişindeki tavrını ağır çekimde göstersenize. İrfi. Kirpi. Dadan. Barbaros. İrfi. Şaka yapıyorsun. Evet. Bu özgüven böyle bir tatlı bir güzel, söndü. Güzel bu karışıklığın yarışma boyunca devam etmesi ümidiyle. Bence de. 2019'a başlıyoruz. Gelsin bakalım. Nokta nokta bir sokak lezzetidir. Cevapları görelim. Süremiz cevap başladı. Cevap çalabiliriz. Kokoreç. Kokoreç. Köfte ekmek. Köfte ekmek. Terlik. Terlik. Midye. Midye. Allah'ın zoru başka ne var yukarıda? Başka ne var dur. Midye. Aklına gelmişse salla. Köfte ekmek. Köfte ekmek. Cemre. Kumpir. Kumpir. Bravo. Simit. Simit. Alica. Dürüm. Dürüm. Nasıl ya? Sen de Eda. İnanamıyorum ya. Buyursun ya. Süt mısır. Süt mısır. Oba. Çok iyi. İki tane kaldı. Hadi. Kokoreç. Kokoreç dedi bir daha. Ula. Dürüm. Dürüm. Dondurma. Dondurma. Alice. Bitti abi. Tamam bitti. Bize geçti. Ne oldu lan? Toplantı mı yapıyorsunuz? Nohut. Buldunuz mu? Nohut. Ya buldum da neyi? Tamam. Ne? Buldum. Söyle söyle. Söyle. Döner, nohut, pilav. Dur başla. Bir tanesi yani, söyle. Bir tane söyle önce. Döner. Doğru. Nohut, pilav. Nohut, pilav. Doğru. 100 puan çaldık olarda aslında. Harika. Güzel. Evet, güzel. Sorun değil. 5 tane bildik. 5 çarpı 5, 250 puandayız. O tarafta 100 puanda. İlk sorumuz gelsin lütfen. Hamilelikte nokta nokta aşerilir. Cevapları görelim. Ama Esra bilir, Tanya bilir. Sanırım da bile. Başlıyorum. Evet, süremiz başladı. Çilek. Çilek. Çiş. Kiraz. Kiraz. Harika. Muz. Muz. Yeşil elma. Yeşil elma. Aha. Sen de. Turşu. Turşu. Harika. Karpuz. Karpuz. Hadi iki tane kazanabiliriz bonus Esra sende. Elma. Elma. Tatlı. Tatlı. Hadi bir tane kaldı. Ortada en çok bilinen. Karpuz. Ekmek. 20 saniye var daha bulabiliriz. En çok hamilelikte böyle bir en çok ne aşırır kadınlar? Yarım ekmek. Yarım ekmek. Esra bonus kazanacaksınız. Yeşil elma. Yeşil elma. Yeşil elma. Yeşil elma. Bizde mi? Geliyor. Var mı sizde? Var. Geliyor, geliyor. Yeşil erik. Yeşil erik. Biz de işte 50 puanlı. Bravo. Biz de o bonusu size yedirmeyiz. Erik E'yi düşünüyorum. Erik niye yok diyorum. Erik olsaydı. Düz mantık gittik 4 ya. 4 kere yeşil elma diyeceğinize bir kere yeşil erik deseydiniz keşke. Evet. Kız Esra yeşil erik tuzlu çay şöyle yedin. Ben hiç onu aşermedim. Ama sadece çilek aşermişti. Hamileden bilemedik yani. Çilek sen neyi aşerdin en çok?
Benim ilk aşerdiğim şey dondurma, ikincisi de ciğerdi. Ciğer. Ay bir şey söyleyeyim, ciğer ben de sürekli aşeriyordum ya. Ebelik. İkiz miydi? İkizlerim var benim. Gerçekten mi? Evet. Ciğer bir yer az bile kaldı. Biri dondurma istedi, biri ciğer istedi. Şu an büyüdüklerinde o kadar farklı mı damak tatları? Dondurma yaz kış yeriz. Dersiniz. Evet. Ciğer? Ciğer de seviyorlar. Seviyor. Ben hala çok seviyorum. Evet. Onlar da seviyor. Canım her ikisi. Peki eşin aşerdiğinde böyle direkt sana buluyor muydu istediği şeyleri? Öyle çok inanılmaz şeyler aşermedim. Zaten ciğer var. Yani. Nasıl ciğer var mı? Ciğer çok... Gece 2 ciğer istediğin nerede var? Var. Sipariş. Yok, gün gören de var. He. Kendin yapıyor muydun kalkıp bir şey? Canım şunu istedi. Aa yok. Çok fazla mide bulantısı olduğu için hiçbir şey yapamadım. Giremiyordun. Anladım. Karıcığım sen çok aşeriyordun. Sen yeşilleri çok seviyordun. Ben karpuz çok aşeriyordum. Karpuz çok seviyordun ya. Mevsimi değil bana bul diyordun, evet. Uğraş falan karpuz. Sen de uygulamalara girip arıyordun öyle. Hiçbir aktif aktivasyon yok. Abi İstanbul'da karpuz mu arayacağım aşkım? Bir benzinciye git, bir aran bana açtır. Bana bir romantizm sıfır. Sıfır romantizm. Şöyle elinde karpuzlarla geleyim istedim. Öyle hayal etmiştim eve karpuz. Çok garip bir şey aşeren oldu mu hiç ya? Hiç Türk böyle... kahvesi ben. Telvesini yiyordum. Aa. Telvesini yemek. Evet, gizli gizli. Ben seni bir düşünemiyorum bir köşede böyle. Evet aynen öyle. Kahvenin içindeki terliyordum. Buz yiyordum. Buz. Ya yani, buz aşeren çok duydum buz, ben. Evet. Buz çok ama ben hala buz çok herhalde. Çok severim. Evet. Sabun aşeren duymuştum. Ay yok canım o kadar deterjan. Sabun aşermek ne ya? Deterjan sabun kokusu bilmiyorum temizlikten mi çok aşeriliyor şeyde. Esra sen aşermiş miydin hiç böyle enteresan bir şeyler? Hayır sadece çilek aşermiştim. Sadece çilek. Sadece çilek. Bak ben burada ben mesela çileği aşermiştim. Ben de aşerdim. Ben de aşırıyorum. Baba erkeğe de bir şey oluyor. Bakmayın valla. Evet erkeğe de bir şeyler istiyor. Valla sen de o dondurmayı erkeğe sen de yiyorsun. Tabii. İşte evet. Karpuz inanılmaz yiyorduk. Çilek inanılmaz yiyorduk. Bir de tantuni yiyordun sen aşırı. Tantuni de yiyordun. O şu anda hamile değilim. Sen hala aşırıyorsun ki o benim hamile olmamla alakalı değil. Ama o sıra tebrik ederim. Yani bu şakadan evet, sonra ben takımımla tamam, hadi sen takımı sorulara devam ediyorum. Evet ilk turun ikinci sorusu geldi. Hazırsanız. Evet. Gelsin bakalım. Kadınlar erkeklerde nokta noktaya dikkat ederler. Gelsin cevaplar. Süremiz başladı Eda. Ay yakışıklı. Yakışıklılık. Zenginlik. Zenginlik. Terlik. Terlik ilk. Boy. Boy. Aa evet. Geç. Salla geç. Süren geçiyor. Salla geç. İş. İş. Statü. Statü. Ayrıca. Dürüstlük. Dürüstlük. Ben bir soru bilemeyeceğim. Temizlik. Temizlik. Güzel ten. Güzel ten. Sempatiklik. Sempatiklik. Cemre. Saçma olacak ama dudaklar. Dudak. Saygınlık. Eda. Sevimlilik. Sevimlilik. Hadi ya. Dürüstlük. Evet. Üç tane cevap alabiliriz sizden. Sadakat, duygusallık. 10 saniye toplantı süreniz var. Düşündüyseniz. Düşünecek bilmem. O ikisi garanti. Siz diğerine başlayın. Onu ben de bilmem. Hadi GT. Söylüyorsan. Görünüş. Hazır mısınız? Görüş. Tamam başlıyorum. Tamam dur. Tek tek. Sadakat. Dur. En emin olduğundan başla. Tamam. Tamam. Sadakat. Sadakat. Bakalım. En emin olduğundan başla diyorum. Duygusallık mıydı diğeri de? Duygusallık var mı onda? Ne vardı? Aklınızda şu an bitti. Bitti mi? Diş olabilir mi? Dişler. G mi? Giyim kuşam mı şu G'li ama giyim tuşam olabilir. Giyim. Giyimle ilgili bir şey yok. Giyim var mı? Giyim tarzı. Giyim tarzı, evet. O D, diş. Diş mi? Seyircide var mı? D ne? Dişler. Saçlar. Diş var mı? Saçlar. Saç. Ay şaka mı? Saçlar. Ya ne kadar da böyle yani. Sana baksaydım hepsini cevaplardım. Değil mi? Hepsi var abi. Maşallah mı? Gerçekten Sefa'ya bakıyorum hepsi var ya. Maşallah Sefa. Dişler, giyim, boy, saç. Temizlik, yakışıklılık, zenginlik. Yakışıklık, zenginlik de sen gör. Ama cimrilik işte şeneye olmalıydı. Şey yok, dekolte yok burada. Ali Can'ı hiç temizlik. Dekolte evet. Bir şey yok. Dişler yerine dekolte. Ali Can cevaplarken Eda'ya ya da Suna'ya hadi hızlı ol falan dedin. Ondan sonra sana geldi dürüstlük dedin. Dar. O kadar heyecanla evet. Ama erkekte dürüstlüğe önem vermez misiniz? Evet. Ben önemli olan kalbi ve göbeği. Hiç. Kalbi ve göbeği. Ben de böyle. Herkes görünüşe bakar. Sen de Esra, bir erkekte... Sadakat. Sadakat. Bir numara. Sen de Tanya? Tabii ki bir sadakat, duygusallık.
Bir insanın sadık olup olmadığını hemen görü görmez anlar mısın? Bu sadıktır bu. Zamanın. Anlayamam tabii ki. Anlayamazsın değil mi? Zamanla anlaşılır. Aynen. Ama mesela Sefa sadık durmuyorsun sen ya. Mesela sadık biri misin? Öyle. Sefa evli bence misin? Aşırı sadık duruyor. Evet. Hiç risk almayacak Sefa biri. Masraf olmasın Sefa diye eş değiştirmez. Ama öyle bir şey. Masraf olmasın diye eş değiştirmez diyorsun. Dış görünüşe dair şeyler. Cevaplanmış. Evet. Centilmenlik yok, sadakat yok, dürüstlük evet. yok. Yani bunlara evet, dikkat görünüş. Ediyor kadınlar. Saç, göz, boy. Evet, sağ ol. Baş söyle değil mi? İşte görünüş geçiyor. Her şey artık günümüzde görünüşte. Bir şey söyleyeyim bence tam güzel çirkin olmaz bence. Dış görünüşe bakıyorsa ellere bir kere bakıyor. Ama eller ve dişler bana dişlerine bakılmalıydı. Önce ben ellere bakarım buna bakılır. Yani, ama senin şimdi, ellerin çok güzel bak bu, mesela. Bu anketi mesela bu anketi soruyoruz hani Türkiye'de birçok şehirlerde yapıyoruz anketi. Demek ki ya insanların ilk akla gelen hakikaten dış görünüşüymüş. Evet. O da enteresan. Ama dış görünüş olarak düşünülmüş olabilir. Soru hemen dış görünüş akla gelir. Evet evet zenginlik. Erkeğin güzeli çirkini olmaz. Vallahi mi? Olmaz. Erkeğin olur akıllısı olur be Esra. Olur kız. Senin ellerin geçiyor, çok güzel bak. Bana sorulsaydı el derdim. Evet ben de el. Ya garip bir şekilde ellerimi beğeniyorsun. Bir de ellerini bir kameraya şöyle bir göster. Ya ilk defa ellerimi çekiyoruz yani. ellerimi çekmeyin abi. Ama dolma dolma. Şöyle yumuşak. Bir şey söyleyeyim poğaça gibi bak. Hayır sen şeklini beğeniyorsun gerçekten. Dolma dolma ellerim var diyorsun. Evet sarma gibi gerçekten çok güzel. Sonunda çok tutan bir yerimi buldum. Aa ellerim. İkinci sorumuz gelsin lütfen. Uyanır uyanmaz hemen yapılan şeylerden biri nokta noktadır. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Kahve yapmak. Kahve yapmak. Esra sen de. Uyandın. Gözünü açtığın andan itibaren. Duş almak. Duş almak. Tanya. Diş fırçalamak. Diş fırçalamak. Tuvalete Sefa, gitmek. Tuvalete gitmek. Süper sen de Sefa. Güneşi selamlamak. Güneşi selamlamak. Kahvaltı yapmak. Kahvaltı yapmak süper. Yatağı yapmak. Yatağı yapmak, yatağı düzeltmek. Sen de Esra. Hadi. El yüzü yıkamak. El yüzü yıkamak, yüz yıkamak. Evet. Süper sen de Esra. Evet. Azıcık hızlanalım. Haydi. Terlik giymek. Terlik giymek. Yeni söyleme. Hızlı geç. Yüz yıkamak. Yüz yıkamak. Su içmek. Su içmek. Su içmek. Tamam süper. Ah, son anda bir tane daha bildiler. Üç tane kaldı arkadaşlar. Bu kadar kafa kafayı verdiniz. Eda hazır mısın? Evet. Buyur. Telefona bakmak. Telefona bakmak. Güzel. Başka? Günaydın demek. Evet. Esnemek. Esnemek. Bravo! Evet, harikayız ya. Harikayız. Ya. Harikayız. Ya. Alican söylüyorum. Evet. Harikasın Alican. Alican süper. Böyle harika. dur bombayı vur. sessiz dur. Bizden başlasaydı biz bonusu da almıştık. Evet, ilk turun sonuna geldik. İlk turun sonunda 650'ye 600 puan oldu. Şimdi çok sevdiğimiz Diz Beni turuna geçiyoruz. Bonus turumuza geçiyoruz. Bakalım orada neler yaşanacak. Haydi bakalım. Diz Beni turu tabii ki de MasterChef 2019 takımıyla başlıyor. Çünkü biz kirpi cevabını verdiğimiz için maalesef sıramızı kaybetmiştik. O yüzden kocacığım seni Alican'ın yanına baş harfi olmaya uğurluyorum. Geçiyorum. Bunu da çok hızlı olmamız şimdi lazım. Şimdi güzel bir şekilde, organize bir şekilde. Evet bu işin. Şimdi her cevap 100 puan açıyorum. Değerinde. Alican'ın yanına gelmişken biraz açmak istiyorum ben de. Biraz aç lütfen biraz aç. Yok dikkat çekmeyelim abi. Çekerim abi yok. Şimdi her evet. cevap 100 puan değerinde. Gözlerinizi oha, kapatacaksınız. Aşkım anlatayım ya. Bir dakika dur ödül derim bir tanem. Ama ben niye göz tekotisi yapmamışım bugüne kadar? Çok iyiyim şu an. Oğlum doğruymuş mu ya? Pardon buyur aç. Göz şöyle hani şurası gözüküyor biraz daha. Tamam bir tanem lütfen. İstersen bir tane daha aç. Hayır. Madem o kadar beni susturdun biraz açmaya başladın aç bari. Ona cesaretim yok. Bu ülkeye bunu yapamam. Buyur. Şimdi her cevap 100 puan değerinde. Gözlüklerinizi takacaksınız. Ondan sonra ben harfleri isteyeceğim. Harfleri ilk başta dokunmuyorsunuz. Önce sorumuz geliyor. Sorumuzu okuyorum. Sonrasında cevabın baş harfini isteyeceğim. Baş harfini söyleyeceğim. Diyeceğim ki süre başladı harfleri dokunabilirsiniz. Sonra harfleri fırıp kendiniz tamam. dokunuyorsunuz ve kendi aranızda dizeceksiniz. Doğru. Burada kritik olan şey baş harfini söyledikten sonra biliyoruz. Bildikten sonra harfleri eleyebiliriz. Aynen. Tamam. Arkadaşlar. Cevabı herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Hepiniz tamam. söyleyebilirsiniz. Evet. Takalım gözlüklerimiz takalım. Takalım. Ay hiçbir şey göremiyorum. Evet tam onun için yaptık. Hazır mısınız? Evet. İlk sorumuz gelsin lütfen.
Şık olmayan insanlar için nokta nokta denir. Tamam. Cevabın baş harfini görelim. R. Rüküş. Rüküş. Evet, süremiz var. Çok ay. Düştü çabuk harfi verin şuraya. Birisi bana harfi götürüldü. Evet. Ay, K. K bende. Ü. Tamam. K bu. Tamam, K bende. Hadi arkadaşlar, Ü. Bu dakika, bu da şey, K. Bana verin. Rüküş. Şey, şey bana ver. Al şey sende. Evet. Hadi. Bir dakika. Güzel gitti. Hadi arkadaşlar. Ü bende. Tamam. K başta. Bu harfleri harfleriniz. Ü sende. R başta, tamam. Evet. Bir tane daha Ü olması lazım. Doğru. Bu doğru mu? Doğru mu? Evet, doğru. Aa, açalım mı? Gözlüğünü çıkarıyor muyuz? Sizde çok hayır, sıkıntılar olacak. Yok yok, şu an iyiyiz. Bence bir ilk bölüm acemiliydi. Şeyimiz düştü falan, sıkıntılar var. Ama Eda hem en çok sen anlattın hem şeyinin şey olduğunu sen anlamadın. Ama anlamaya çalışıyorum, nokta arıyorum. Burada buraya böyle bir şey gibi bir şey yapmışsınız. Şeyimizi beğeniyor ya ben. Eda. Evet. Kaç saniye? Kaç saniye? 64 saniye kaldı şu an. Tamam arkadaşlar, biraz daha hızlı. Aynı tamam, şeyi hızlı oynuyoruz, hadi. Soruyu önce bir görelim lütfen. Nokta nokta çizgileriyle meşhur bir hayvandır. Baş harfi alalım. Z. Zebra. Zebra doğru cevap. Evet. Zebra. Herkes kendi harfi bağırsın. A bende. E. Abi bu hangi versen harf? E. Bu R galiba. Tutamıyorum. Nerede? R bende. A bende. A. Arkadaşlar. A burada da var. A'yı bana verin. A Eda. R. E nerede? R. B. Bir dakika. Abi bu A ne? A mı? O ne? Ya. Bu A değil lan. Bu A değil. Çabuk. A, bu A değil. Bu ne? Bu B. Alın. Al. Neredesiniz? B'yi bana verin. Hayır, B'yi alır mısınız? Abi bu sende Suna. Tamam. Sen de. Ben tuttum. Okey miyiz? Harika'yı düzgün evet, tutalım. Kimi ki yanlış? Bu kim? Harika. Hayır. Ben bana verdim. Ben mi yanlışım? Hayır. B mi? B mi diyorsun? Ben sana B mi verdim? Hayır, sen tutayım. Hadi. Suna güzel tut. Ben tutayım. Çevir Suna, bir tane daha çevir, bir şey yap. Suna ters. Suna çabuk. Suna çevir. Çevir Suna, çevir. R mi sende? Yan çevir, yan. Sende olması lazım. Hadi. Sen gidiyorsun, şuraya akıyor. Şuraya akıyor. Ya bana çevir. Ne oluyor ya? Al güzel de. Çevirdiğin anda biraz kal. Abi bitti, süre bitti ya. Böyle ha. Hadi. Nara. Allah'ım. İnanamıyorum bak. İnanamıyorum. Gerçekten çöktük ya. Yemin ediyorum. İnanamıyorum. Sen de en başta sen yanlış tutuyordun. Z'yi mi yanlış tutuyordun? Evet, sen yanlış tutuyordun Z'yi. Yalnız değilim. Ama yani böyle takıma böyle tutmam bir şey. Abi haklı. Biz görmeden yarışamıyor. Abi Z'yi verdi ya. Eda verdi onu. Eda mı verdi? Evet. Aa hayır, ben A demedim. Suna B yerine A yerine B. Ben A yerine R'yi verdi. Sonra R'yi düz tutamayınca Cemre düzeltti, R'yi geri verdi ona. Gerçekten inanılmaz. Ben yana harf düzelttiğini ilk defa gördüm burada bak. Ben R'yi yanlış tutan ilk defa gördüm. Kötü bir haberim var, sadece 3 saniyeniz kaldı. Aşağıda gibi mi ya? Bir şey söyleyeyim mi size? Dümdüz yazılı halde gelse bile siz kaldırana kadar mutlaka bir yanlışlık yaparsınız. Yanlış abi, kaldınız bence. Abi biz görmeden yarışamıyoruz, şaka gibi. Evet, 3 saniye. Aşkım sen de Z'yi ters tuttun bu arada, hani çok gülmene gerek yok. Biliyorum, biliyorum. Evet. Eda abla sen Sunay'la hemen değiştiriyorsun. Ben de Cemre'yle değiştiriyorum, kaldırıyoruz. Belki oh, tutar. Güzel, belki tutar. Belki tutar abi. Fikir belli diyor, olmaz, aynen. Tamam, hadi bakalım. Peki, hadi. Tamam, peki ama harf aynı biliyorsak harfi, bende durması gerekiyorsa. Ama işte risk alalım diyor. 3 tamam, saniye var tamam, diyor. Yani 3 saniye var ya. 3 tamam, saniye var. Ya deneyin bakayım, belki olur. Alican istersen bir düğme daha aç, belki şans getirsin. O enerjiyi ben tutayım. Sıradaki sorumuz gelsin lütfen. Evlerde yere nokta nokta sereriz. Cevabın baş harfini görelim. K. Kilim. 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 Doğru. Doğru. Hadi var abi, değişin dediğin gibi. Aa. İyi. Sonda bu, bu sonda. Ne? Ne yapıyorsun? Bu değil ya, bu sendeydi harbiden ya. Kilim. Alican çok yine güzel. Arkadaş. Bak ben dedim abi. Alican çok güzel uyguladın. Ben de ters tutmuşum. Çok güzel uyguladın da. Abi ben de B vardı ne? Alican gerçekten. Abi. Abi ne olmuş bu? Kendini çıkarabilirsiniz abi. Ya dediğini neden yapmadın Alican? Verseydin keşke. Hayır sen dediğini niye yapmadın? Ama ben de B vardı. M'yi attım. Bunu verdiler. Bunu sana versen bitiyordu. Ama sen L ile orada bir aşk yaşadın ya. Böyle bir hoşuna gitti o L yani. Ben şey arıyorum. İyi, iyi mi? Onu İyi arıyor. Şey ama hiç arayacak vakit de yok. Abi su gibi akıyor. Ve bunları yok, anlayamıyorsun abi. Yok abi, çok zor. Nasıl ısınalım? Şimdi göreceğiz size. Kaç tane bildik? Çok kötü gerçekten. Kaç tane bildik? İki tane, evet iki. Rezalet. Çok şükür olsun. Çok şükür. İki tane bildik ama bizim ikinci bildiğimiz on bilme değerinde. R'ler, B'ler, ters dönmeler neler halloldu orada. Bir çorbamız kaynasın. İki okeydir.
Evet, o zaman artık benim takımımın sırası geliyor ve ben baş harf olmaya gidiyorum kocacığım. Sana şöyle bir devir daim yapayım. Yap bakalım. Şimdi onlar sizden nasıl kötü oynanırı gördüler. Kendileri bir taktik yaptılar. Bakalım çalışacak mı? Evet, sorumuzu alalım. Sıcak havalarda serinlemek için nokta nokta açarız. Klima. Baş harfi söylüyorum. K. Klima. Doğru cevap. Buyurun. Aa, ben de bana bir şey vermeyin. Ben de. Baş harf benim. Esra'yla çevirin. Ne var sende? Ver bakayım. Evet. Tamam. Bu ne? Aa, ben de. Doğru. Doğru. Süper. Hızlı bildik. Çok iyi. Barbaros, diğer insanların harflerini nasıl hissediyorsun ya? Gerçekten harikaydı. İyi diyor, mey diyor. Allah, siz ikiniz yer değiştirdiniz falan. Ama bak hakikaten herkes kendi elindeki harfi söylesin. Aynen. Evet böyle. Kendi elindeki harfinizi söyleyin. Hazırsanız gelsin bakalım. Erkek oyuncu anlamına gelen bir kelimedir. Aktör. Cevabı görelim. Doğru cevap, doğru buyurun. Cevap. Bana bir harf verin. A bende. Al bunu. Bunu bilmem ne. Çünkü Esra abla evet. E'yi verin. Bana verseniz bir şey ya. Tamam, Ö alacaksın sen, Ö. Tamam. K sende. T bende. R bende, okey. Doğru mu? Doğru. Evet, doğru. Hızlı doğru desene. K yanlış gibi geldi de o yüzden. 60 saniyeniz var. Üçüncü sorunuz geliyor. Evet, hazırız. Nokta nokta doğada görünen bir renktir. Cevabı görelim. Y. Yeşil. Doğru. Doğru. E bende. İyi biliyorum. İyi. Almanya. Verin bana. İyi sende. Tamam. Yeşil. Doğru cevap. Çok iyi biliyoruz. Helal olsun. Bravo arkadaşlar. Bravo. Helal olsun. Nasıl yapılmazı gördüler bizden. Barbo, iki kaybetmişsin kirpiyi. Evet, hazırsanız dördüncü sorumuz geliyor. Bir şeyden 10 tanesine bir nokta nokta denir. Cevabı görelim. D. Bir şeyden bir tane. Deste. Deste. Doğru. Doğru. Deste. S harfini Esra al. E bende. E'yi al. E bende. E'yi al. Bana ver. Al. Al. E'yi ver. E o. E burada. E bende, tamam. Doğru. Tamam. Deste doğru. Bravo. 39 saniye var. Çok iyi gidiyoruz. Kaç? 39 saniye var. Bir tane daha mı dinlemiz? Tanya sadece bana ver diyor. Bana ver. Bana ver. Ama ben direkt harfimi vereyim. Bak, harfi kime vereceğinizi de aklınızda kodlayın, tamam. Direkt. Tamam. 39 saniye var. Bak, bilir misin o saat? Hadi. Konsantre olun. Sorumuz gelsin bakalım. Islık çalarken kullandığımız vücut parçası nokta noktadır. Baş harfi görelim. Dudak. D. Dudak, doğru cevap. Bana K ver, al. Al sende. Al Sefa K. K'yi ver bana. Ben de. D'yi bana verin. Al, al sende, al sende, al sende. Dur, tamam. Doğru. Artık Tanya takımından. Dur, tamam. Tanya, başlatma Tanya. Tanya, bu hırsa dayanamadım, biliyor musun? Gerçekten kafana vura vura. Hadi iki tane. 26 saniye var. Bak, hangi harf olduğunu söyleyin ve direkt o kişiye vereyim. Tamam, direkt zaten olunca. Evet, iki tane kaldı. 26 saniyemiz var. Sorumuz gelsin. Nokta nokta tek parça bir kıyafet türüdür. Cevabı görelim. Tuval. Tulum. Tulum doğru cevap. U bende. M verin bana. M'yi al. Bana ver L'yi. Al U. L'yi Esra ablaya verin. Verdim, aldım. Düzgün tutalım, düzgün. Evet, L doğru, tulum doğru. Süper. Yapacağız. 15 saniye var, yapacağız. Bunu kazandığımız anda bonus geliyor. Hadi bak, konsantre olun. Son soruyla bakalım bilebilecekler mi? 15 saniyeleri var. Sorumuz gelsin bakalım. Nokta nokta ayaklı bir bardak türüdür. Cevabı görelim. K. Hadi. Doğru. Hadi. E bende. E bende. Al Esra D'yi. Al E'yi. Hadi. Al E'yi. Ay alın. Al ver. Al al al. Ne bu? Hadi. E düz tut. Düz. Hadi. Düz tut. Süper. Doğru cevap. Bana! Bana kazandı. Tuttum. Bravo. Çıkarabiliyor muyuz? Çıkarın, çıkarın. Evet. Bonus kazandık. Biraz da bekledim böyle süre biter mi diye ama bitmedi de yani. Bir şey yaptım ama. Kaç olduk? Arkadaşlar. Çaka. Her doğru cevap 100 puandı ama hepsini bildiğiniz için. Hemen bakıyorum. Tam 10 katı 1000 puan kazandık. 600 puan. Şampiyonlaştık. 600 puan. Evet. Ya biz de izlediler. Bonus etapta olsun. Biz yer orada.
R, B, A orada bir şey karıştı. Onu toparlayacağız. Biz koyulduğunu bilmiyorduk. Şöyle alıp kaldıracaktık. Biz ters koyuldu zannedip onları düzelt. Yok öyle şey ama sen daha başta şeyi attın yere zaten. Evet. Yani, harfi de yere attın. Evet dedi. Yeter be dedi. Daha çok tur var, çok puanlar var önümüzde. Biz hiç düşmedik şu an. Biz şu an çok iyi gidiyoruz. Evet. İnanılmaz. İnanılmazdayız. Biz zaten hiç düşmedik. Bize hiçbir şey olmalı. 1600 puandayız. Efendim 850 puandasınız ama daha her şey zaten yeni yeni başlıyor. Şimdi 3. tura geçiyoruz. Artık her cevap 150 puan değerinde. Ayrıca bonuslar var. Bonus yaparsanız da 1500 puan kazanıyorsunuz. Yine çok iyi bir puan. Hazırsak 3. tur başlasın bakalım. Moral bozmak yok. 150 puan bir tane doğru cevap. Hepsini bilirseniz 1500 puan alıyoruz bonus. Öyle düşünün. Hazırsanız sorumuz geliyor. Konsantre olalım. İyiyiz kelimelerde zaten. Gelsin sorumuz bakalım. Kuru nokta nokta. Ne olabilir? Kuru nokta nokta cevapları görelim. Süremiz başladı. Fasulye. Fasulye. Köfte. Köfte. Kurucacık. Kurucacık. Kuru saç. Kuru saç. Kuru kayısı. Kuru kayısı. Kuru üzüm. Kuru üzüm. Bravo be. Ayrıca yakaladın. Kuru dolma. Kuru dolma. Bravo. Helal olsun. Hadi Alican, süre gidiyor. Kuru. Hadi. Bilmiyorsan geç. Pas. Pas demiyorsun. Kuru tas ne? Kuru tas. Kuru tas. Kuru temizleme. Kuru temizleme bravo dedi. Bravo. Fasulye. Fasulye. Ne? Cemre hadi. Cemre bil bunu ya. Kuru salça. Kuru salça. Yok bana kalmadı. Yok. Evet kalmadı. İki tane kaldı. Güzel olsun. Olsun. Diyor. Neydi ki kuru? Beş önemli. Ne ya? Şimdi iki tane cevabı. Onlardan çalma hakkımız var. Kuru, aa buldum buldum. Kuru meyve. Olabilir değil. Evet. Tamam evet. Hazırsanız evet, alayım evet cevapları. En garantiyi söyle. Kuru soğan. Kuru soğan. Süper. Kuru meyve. Kuru meyve. Bravo. Helal be. Sorun değil. Vallahi 5 tane bildiniz. Bakın çok yaklaştık. Vallahi yok nasıl geldi? 1900 onlardan çalarız. Süper. Daha şimdi zaten puan oldular. Daha biz cevaplayacağız. O yüzden. Gençler buradan 7'yi almamız şimdi lazım. Şimdi evet bonus kazanabilirsiniz yine. 7'yi cevaplarsak bonus kazanıyoruz. Hazır mısınız? Hazırsak sorumuz gelsin lütfen. Göz nokta nokta nokta. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Göz damlası. Göz damlası. Süper. Göz bandı. Göz bandı. Göz değmesi. Göz değmesi. Göz bebeği. Göz bebeği. Harika. Göz retinası. Göz retinası. Göz kızarması. Göz kızarması. Göz kalemi. Göz kalemi. Harika. Geç hemen geç. Geç geç. Göz retina değil. Retinası. Göz rengi. Göz rengi. Süper. Göz kalemi. Göz damlası. Göz damlası. Aa bu. Göz dolması. Göz dolması. Ha buldum kendim. Göz kuruması. Göz kuruması. Göz nezlesi. Göz nezlesi. Sen de Tanya. Göz damlası. Göz damlası. Olsun hiç sıkıntı yok. 2500 puana geldik zaten. 3 tane kaldı. Bu üçünü bilirsek çok güzel yakalarız onları. Eda umutsuz bir okladın. Yok bir tanesi tamam. Bir tanesi tamam mı? En emin olduğunu evet, söyle. En emin olduğumu söylüyorum. Göz nuru. Göz nuru. Aa evet. Güzel. Göz dolması. Dur, göz dolması da söylendiydi Eda. Damlası. Damlası. Göz dolması. Dolması, göz damlası. Dolma, dolması. Evet, iki tane kaldı. Bir tane almış olduk. Olsun, güzeliz. İyi buldum ya. 750. Ne buldun? Göz ne kapağı. Bitti mi? Göz kapağı dedi Cemre. Aa. Evet. Ya. Evet. Hey, göz değmesi de. Göz değmesi. Söyledim onu. Ben söyledim olmadı. D ne ya? Göz. D ne ya hakikaten? Göz. Dalması, göz dalması. Dalması. Evet. Göz doktoru. Aa, göz doktoru. Göz doktoru evet. Evet. Ya. Evet şey, biz 150 puan aldık mutluyuz. Sevgili karıcığım biz devam 2500 ediyoruz. 2500 puandayız. Artık 3. turun 2. sorusuna geçeceğiz. 1750 puandasınız. Yine MasterChef 2019 takımının sırası.
Sizden full bekliyorum arkadaşlar. Evet, hadi bu sefer full. Ben de kendimden full bekliyorum. Full yani. Geliyor, full, hadi, full. Full artık soruyorlar. 7'de 7 geliyor. Ver soruyu. Duyarsız ve kaba erkekler için nokta nokta denir. Ne deniyor? Nerede? Ay çok güzel soruymuş. Bana sorsaydın. Eyvah. Cemre. Cevapları görelim. Cemre. Cevapları gördük. Cemre, yaralı Cemre var orada bir tane. Süremiz başladı. Yaralı ve odun bir Cemre. Odun. Kaba. Kaba. Öküz. Öküz. Çıldıracağım. Hepsi sen. Ayı. Ayı. Maço. Maço. Hayvan. Hayvan. Ne oluyor ya? Ya. Hırbo. 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 Kro. Kro. Hanzo. Hanzo. Bitişim. Son kaldı. Ne oluyor? Hadi Alican. Ya gelmişsin sen. Huysuz. Eda. Hıyar. Hıyar. Bravo. Aa. Hırbo dediniz mi? Hırbo dedik. Ne diyeyim ki? Anzo. Pas yap hemen. Hödük. Hödük. İşte bu. İşte bu. İnandık. Güvendik. Yakaladık. İşte erkeklerle özellikleri biz bunları biliyoruz. Bunları biliyoruz. Ya bu soruda bilmenize mi? Daha geldi. Daha geldi. Ama işte bir şey söyleyeceğim. Hödük falan. Hödük falan zor ya. Hödük. Hanzo. Hanzo'yu hakikaten yaralı bir kadın bulabilir. Öküz dedi ya. Suna öküz dedi. Ayı dedi. Alican bildi. Hayır. O Hanzo'yu sen mi bildin Alican? Evet evet. Ben odun dedim. Tamam. Ben öküz ayı. Hödük de çok zor. Mesela hödüğü bilmek de çok zordu. Valla onu bilmeyiz. Biz güzel bir puanımızı aldık. Kendi alanımız olunca buluyoruz. Yaralı ya, yaralı. Ben böyle derbeder yaralı bir takım görmedim. Bunları bilmeniz için çok dertli olmanız lazım ya. Hayır ya, arada eşine bazıda. Ben benim eşime en çok söylediğim şey odun. Odun mu? Evet, o yüzden bildim. Şey söyleyeceğim, ben de öküz için yani hayvan beslerim öküz diye hani böyle bir esprisi olur. Öküz dersin. Ya öküz besliyorum. Evet, sevimli. Öküz, öküz. Yani bu da kötü anlamda değil. Odun sen, Cemil kullanır mısın bunu? Odun genellikle. Odun. Yani ben kullanır mıyım? Ayrıca sana... Bana kimse böyle kelimeler kullanamaz. Biz gayet... Hanzo, beyefendi. Hiçbir insan sana odun demedi mi? Diyemez odun abi. Diyemez mi? Hiç odunluk yapmaz mısın? Dedirtmem yani, dedirtmem öyle. İnce misindir? İnce. Öyle de maço bir insan. Adam ama gerçekten o yapıda yani. Alican kro demiş. Maçoluk var mı maço? Yani o sizin takdiriniz var mı? Takdiriniz hayır, mi? Hayır, kimse diyemez Alican öyle bir şey. Kimse diyemez. Bence de ya, böyle birisi gibi durmuyorsun. Ama maçoluk vardır ya. Adam arasın ya. Bana da bunların hiçbirini diyemezsin. Diyemez. Ben Alican'dan gaza geldim. Sen arada çok duygusuz oluyorsun. Çok duygusuz ama bunlardan biri değil. Duygusuzsa odun deniyor biraz. Evet. Ama tam hani odunluk yapmıyorsun. Dödük değilim, kro değilim, manzo değilim, maço. Odun diyemem. Biraz maçoyu. Bunlar maço. Ağır kelimeler ya. Nasıl söylemişler? Yok ya, odun da ben diyemem ya bunlardan odun birini. Odun ağır değil ya. Hepsini. Odun ağır değil ya. Odun ben duygusuzluk falan. Benim aynen, için de öyle biraz. Tepkisiz falan olarak kalıyor. Yani bir tepki var ya, odun gibisin falan evet. Derim yani. Alınmıyor değil mi ona? Asla alınmaz. Daha ağırlıklı bir şey alınsa falan. İsterse alınsın. Asla alınmaz. Adını alınsın da bir göstereyim ona. Öyle anlaşıyoruz. Barbaros sana buradakilerden hiç söyleyeyim. Tam ben soracaktım kocacığım. Yani odun evet şöyle ama ben de çok duyarsız kalabiliyorum ya, ben vurdum duymaz bir insanım ve hatta hani hiç kafama takmam mesela. Heh. O yüzden şöyle çok gamsızsın der mesela. He, hani gamsız. Yani hiç mi kafana takmıyorsun bir şey olduğunda falan, yok. Barbie geçiyor zaten. Yani o birazcık oluyor. Bence erkeklerin temelinde bence var bu. De. Bence de. Yani. Doğamızda var. Aynen. Doğa. Olayların detaylarına takılmadan akışa bırakıyor. Sen duygusal evet, mısın? Gamsız gibi duruyor. Çok değişik bir kombin. İkizler burcu, yengeç yükselen. Ha, ponçiklik. Aynen. Sen burçları da biliyorsun anladığım kadarıyla. Her şeyi biliyorum ben. Ama bir tek şurada cevaplayamıyorum, o var. Sefa hani var ya bu programlarda. Programlarda klişe var ya, ekranın başında izliyordum hepsini. Sefa. Buraya gelince bir türlü bilemiyorum. O işte. Abi iyi gidiyoruz biz. İyi niye gidiyoruz. Böyle? Işte. Yok yok, iyiyiz. Çok iyiyiz gayet. 3250'ye 2500 puan oldu. Şey yok, ama onların sorusu bile. Şimdi. Evet, sıra sizde. Hadi arkadaşlar, bonus kazandık. Hazırsak sorumuz gelsin lütfen. Nokta 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 bebek uyutmak için kullanılan bir yöntemdir. Cevapları görelim. Annemizin bebeği var bir tane. Ya siz uyutmuşlardır illa bir düşünün. Bu ne ya? Ninni söylemek. Ninni söylemek. Evet. Süper. Popo da ne o? Popo pışpışlama. Uydur. Bilmiyorsan geç tamam. Uydur. Başka. Salıp. Hikaye anlatmak. Hikaye anlatmak.
Gaz çıkarmak. Gaz çıkarmak. Evet. Harika. Helal be ana. Devam. Esra, analığınla çözersin bu işi. Aynen. Bebek uyutmak. Sallamak yok ya. O şey ne? Bebek sallamak. Bebek sallamak. Tanya. Beşikte sallamak. Beşikte, beşikte sallamak. Süper. Ayakta sallamak. Ayakta sallamak. Sen de Tanya devam. Beşikte sallamak. Beşikte sallamak. Sen de Sefa. Agu bugu. Agu bugu. Sen de Barbaro. Ne, popoyu piş piş demek nedir o piş, popo? Popoyu piş piş demek, piş piş demek. Piş piş demek ne? Piş piş demek. Tamam. Evet. Sen de Barbaros. Yok. Olsun tamam, sıkıntı yok. 3 8 ile eşitsiniz şu an, bilemezler. Puanları eşit, birini yakalarsanız öne geçiyoruz. Yok yani, yok. Biberon. Gelmedi. Biberon. Abicuk, biberon. Evet. Sen bilebilir misin aşkım? 4, 3, 2, biberon. 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 Ne yapacağız, biberonun bebek ne yapsın? Ya. Birini söylüyorum, hazır mısınız? Emzirmek yok, bir şey yok burada. Emzirme. Agucuk gugucuk var mı ya? Babasına götürmek olmaz. Olabilir. Anneye götürmek, babaya götürmek. Arabayla gel. Arabayla gel. Alttaki beyaz gürültü ya. Net. Beyaz gürültü. Evet. O ne ya? Süpürge. Anne karnı, elektrik süpürgesi. Evet. Elin hepsine beyaz gürültü. Elektrik süpürgesi, süper makinesi. Bizde şey böyle müzikte şey bu, Buzuki Orhan'ı bulmuştuk. O da beyaz gürültü. O da beyaz gürültü. O da beyaz gürültünün. Adam böyle stüdyoya girip böyle kurdu makinalarıyla şarkı yapmış. Ve sürekli fön makinesi vardı bize, süpürge vardı. Hepsi vardı yani. Şu an ama eşitiz bak, 3250. Tamam. Eşitiz. Allah. Harika oldu. Çok iyi oldu gerçekten. Yarışma yeniden başlıyor her şey ortada. Bizimki çok zor ama. Şu an başlıyor. Acayip çekişmeli şu an. Gerçekten yaptığımız fulle yakaladık. Bir full daha gelir. Eşit bir durumdayız. Sırada yeni turumuz var. Dördüncü tura başlıyoruz. İnsan sarfı turumuz var. Bir ünlümüzü söyleyeceğiz. O ünlümüzle ilgili aklınıza gelen ilk 5 şey Türkiye'nin verdiği cevaplarla aynıysa bonusu kazanıyorsunuz. 5'ini de bilirseniz tam 10 katı bonus kazanacaksınız. Artık her bildiğiniz soru 200 puan. 5'ini bildiğinizde 2000 puan kazanıyorsunuz. Hazırsan ben geçiyorum yerime. Somer Şef, Danilo Şef, Mehmet Şef. Bunları mı soracağız? Bilmiyorum. İçimden öyle demek geldi. Onu hemen bilirler ama ya. Hemen bambaşka bilirler. Şeyler sor. Bambaşka. Evet evet. Hadi geç bakalım yerine. Evet. Hazırsanız ünlümüz geliyor. Evet. Hazırız. Evet. İbrahim Tatlıses deyince akla gelen ilk 5 şey. Cevapları görelim. Evet. Eda Hanım buyurun. İsot. İsot. Çiğ köfte. Evet. Çiğ köfte doğru. Hava. Hava. İdo. İdo. Doğru. Şanlıurfa. Şanlıurfa. Bravo. Aa. İki tane kaldı. Hadi. Takı. Takı. Alican. Aa, ben buldum. Tamam. Tamam. Bulamam, tatlı. Tatlı. Evet, sen de. Konuşma yanınızda. Çabuk Eda, hadi. İboşov. İboşov. Bravo, bir tane kaldı. Hadi sen de. Tulum. Tulum. Tatlı ses. Tatlı ses. Cemre, bir tane. Hadi Cemre ya. Hadi. Bulalım bunu ya. Çok şu an. Bildiğiniz Talk Show. Olacak. Talk Show. Alican. Hadi full. Hadi ya. Cevap bize geçti. Düşünürüz mü, hazır mı cevabınız? Hangisi? İyi düşünün. En çok akla gelen şey. O ilk. Türkü. 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 Laf seni kucakladı. İnanılmaz girdi ya. Harika. Doğru bir girişti. Sen normalde ne diyecektin ki sana böyle karpuz gibi kucakladı? Tesbih. Tesbih. Ben tesbih dedim. Sefa türkü dedi. Türkü. İlki dedim. İlki deyince ya benimkini söylerse dedim o arada. Laps. Evet. Olsun, sorun olsun. Değil. İnşallah onlar da full yapamaz. Hazırsanız o zaman. Sorumuz gelsin lütfen. Bülent Ersoy. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Diva. Diva. Giriş. Şey ne? DG. DG. Bilmiyorum. Güzellik. Pırlanta. Pırlanta. Evet. Yüzük. Yüzük. Çok iyi. Kolye. Kolye. Bülent Ersoy. Yeni. Yeni. Diva gülümsemesi. Diva gülümsemesi. Esra.
Parıltı. Parıltı, pırıltı. Küpe. Küpe. Yüzük. BG. Yüzük. Para, para. 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 Sen desin. Geç. Yürüyüş. Diva. Yürüyüş. Yürüyüş. Yürüyüşü. Parlamak. Parlamak. Banu Alkan. Banu Alkan. Doğuştan güzel. Ay. Evet. Zor ya. Düşündünüz mü? Hadi arkadaşlar bir tane bile alsak. Aklımıza gelen bir gelir şey bir tane alırsınız be. Peruk. Var mı senin? Yemek. Dur bir emin olsaydın ya. Yemek. Olabilirdik. Peruk. Dünya güzellerim. Dünya güzelleri. Yemeği. YouTube yemek. Öteki de herhalde. YouTube mu? Doğru. Vardı şu an YouTube. Hayır. Damacım da çok. Nasıl dadat? Program ben sunuyorum. Bana dadat yapalım. Ne söyledin ki? P ne ki? Evet seyircimizde var mı tahmin? Abi yok yani. Y ve P. Şarkılarından düşünüyorum. Yelpaze. Evet doğru. Grup P. Popstar. Popstar yarışması var tabii ki Bülent Ersoy deyince. Yelpaze var. Ve bakıyoruz güzel. Tatlı bir iki soru fazla bilerek puan farkı. Bir soru bile yok şu an arada. Bir soru. Bir soru fazladan bir soru cevap verirseniz. Evet. Bir soru bir var. Niye biz kaçız? 3850'ye 4050 puandayız. Şimdi 5. tur. Evet. Dananın kuyruğunun kopacağı yere geldik. Evet. 250 puanlık cevaplar ve bonusu 2500 puan. Karıcığım hazır mısın? Hazırım. Başarılar diliyorum 5. tur için artık. 5. tura geçiyoruz. Artık ak kara. Ak koyun kara koyun belli ak olacak. Ak koyun kara koyun belli olacak. Evet. Ak koyun kara koyunun belli olacak. 5. tura gidiyoruz alkışlarınızla. Hadi bakalım. Bildiğimiz gibi arkadaşlar 7 tane geliyor biliyorsunuz. Full yaptınız mı 2500 puan. Tanesi 250. Hadi bakalım. Tamam inşallah bunu alacağız ya almamız lazım. Sorumuz gelsin bakalım. Finale doğru giderken nokta nokta toplu taşıma araçlarında sıkça duyulan bir sözdür. Cevapları görelim. Gördük süremiz başladı Eda. Yaşlıya yer verelim. Yaşlıya yer verelim. Suna. Önden arkadan ödeme yollayan öyle bir şey var mı? Arkadan ödeme yollayan var mı? O benzer bir şey. Arkaya doğru ilerleyelim. Arkaya doğru ilerleyelim. Bravo. Müsait bir yerde. Müsait bir yerde. Evet. Belediye durağı. Güzel. Akbil olan var mı diyeceğim de yok. Akbil olan var mı? Güzel bence. Alican. Ücreti almayan. Ücreti almayan. İnecek var. İnecek var. Bravo. Bu durak. Bu durak. Ve Sına. Biraz öne. Biraz öne. Biraz öne. Cemre. Parayı uzatmayan. Küçük alamayan var mı? Parayı uzatmayan var mı? Para. Haydi. Evet. 4 tane çalabiliriz. 4 tane çalarsak öne geçiyoruz. Bayağı önemli şu an bunlar bizden. Toplu taşıma araçlarında sıkça duyulan sözler. Para uzatmayan. Para uzatmayan. Söyleyemem. Anlamıyorum. Başlıyorum. Başlayabilirsin. Tamam. Boşlukları dolduralım. Boşlukları dolduralım. Müthiş. Bir tane aldık. Üstünü almayan var mı? Üstünü almayan. Değilmiş. Güzel. Şu B ön güzel. Acaba? Çok kaliteli. Çok güzel. Çok harika. Harikayız. Bir. Üstünü almayan para çıkar diye düşünmüştüm ya. Para uzatma. Bir öğrenci. Aa evet. Başka? Ücretleri alayım. Parayı uzatalım. Ne o? Parayı uzatır mısın? Abi, parayı uzatır mısın? Ya, ya. Kibar kimse yok. Bence akbile olmayan olan. Kim diyor ya parayı uzatır mısın? Öyle değildi daha çok. Arkadan parayı yollamayanlar falan. Şu an bizim sıramız artık. Biz öndeyiz. Bir tane aldık. Siz önde değiliz. Şu an biz yapacağımız için biz zaten öne gideceğiz. Ama tadındayız. Şu an bonus alırsak çok iyi olur. Almamız lazım. Bonus alırsak çok iyi olur. Ben bu kadar zorlu beklememiştim bu hesapları. Şu an bir dakika konsantre olursanız buluruz. Burada çok kritik. Hazırsak yani. Evet konsantre olmaya çalışıyoruz. Biz de konsantreyiz. Fokus oluyorsunuz fokus. Hazırsak sorumuz gelsin lütfen. Nokta 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 filmlerde polislerden duyabileceğiniz bir sözdür. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Polisler neden? Eller yukarı. Eller yukarı. Süper. Tutuklusun. Tutuklusunuz. Harika. Dur. Dur. Polis. Dur polis. Oh, sana helal olsun. Atarken tut. Hadi devam var burası hızlı.
Kelepçe. Kelepçe. Neleri taktık? Kelepçe. Kelepçe taktık. Yok. Sen de Esra. Polislerden ne duyarız filmlerde? Dur. Dur. Süper. Eller yukarı. Eller yukarı. Yere yat. Yere yat. Teslim ol. Teslim ol. Hadi bonus geliyor. Bir tane daha sefa çabuk. Kaçamazsın. Kaçamazsın sen de sefa. Karakol. Karakol. Sürebilirsin. Hemen sürebilirsin. 10 saniye yapabiliriz. Kaçma. Kaçma. Polisler ne der? Sen de Esra. Komiser. 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 Olsun 5600 olduk 4800 ona geçtik. Neymiş soru yok. Hiçbir sıkıntı yok. Sizde var mı bir tane o cevabı? Bir tane alsak bir de 250 alacağız oradan. Öyle mi? Kap kız hadi çabuk. Ke. Kaçma. Kaçma. Söyledik. Söyledik. Gaza geldin ben seni gaza getirdim. Yendik mi? Ne bu? Evet ona geçtik. 5600 onlar 4800 öndeyiz. Kanun namı. Ama olmuyor ki. Ke ne buradaki? Sen buldun mu aşkım? Korkma mı? Kır kapıyı mı? Kır kapıyı. Yok. Korkma. Kaçamaz. Kımıldama. Aa, evet doğru. Olurmuş. Olur. Doğru. Kaçtı. Evet. İlk sorularda güzel bir durumda değilmişiz ya. Bir dakika. Bir güzel durum, güzel durum. Şu an, bizi... şu an bizim için harika bir durumdayız. Evet sıra biz... 5600'e 4800. Soru fazlası yok değil mi bizde? Hayır şu an eşitiz. Alsaydık var ya. Ama tamam. Fullememiz lazım of, bir artık. Tane daha bu soru artık var. Arkadaşlar kesin fullememiz evet. Lazım. Arkadaşlar. Artık bu turun son sorusu. Evet, evet. Evet. Artık son soru. Son birer tane soracağız. Sonra finale gidiyor giden bak. Tamam. Lütfen. Evet. Sizden full bekliyoruz. Daha önce yaptınız. Neden yapmayasınız? Hadi. Eda. Zor sorular hadi çıkıyor biraz. Çalıştığımız ya, yerden gelmedi. Ama yani işte sen sabah kadar ne çalıştın? Vallahi bakmadın mı bunlar? Çok kolaydı benim çalıştıklarım. Bunlar çok zor. Ya inanılmaz ya. Biz sana hafife alır mıyız? Sana güzel sorular hazırladık. Yok sorular çok güzel ama bir tık zor. Halledeceğiz. Finale geldik çünkü. Evet finaldeyiz. Halledeceğiz. Sunan hazırsın. İnanıyorum. Evet, çok. Kaptanına güveniyorsun. Çok. Evet. Cemre sen hala güveniyor musun kaptanına? Güveniyorum. Güvenmek istiyorum. Güveniyorum. Alican hala şıksın. Bir düğme daha açılmış. Abi bir tane daha açmış. Yok. Hadi. Finale. Düğme daha açılmış. Finale doğru dur. Ben de açacağım ya. O hoşuma gitmiş. Abarttım. Finale doğru burayı bilmemiz lazım artık. İçlik giymişsin içine ya. Aşkım Allah'ım. Kış ama hastayım. Hıyarlı atlet baba. Giyeceğim tabii. Hıyarlı baba. Devam. Evet. Eda. Gelsin bakalım sorumuz. Çok kritik. Düğün organize ederken nokta noktaya dikkat edilir. Kendi düğünü düşün, düğünleri düşün. Cevapları görelim. En taze damat ben varım burada. Gelsin bakalım. Dans müziği. Dans müziği. Yemek. Dur. Dur. Dans müziği yok. Nasıl? Evet. Yok abla ye yok. Düğün müziği. Bizde? Parti. Parti. Davetiye. Davetiye. Evet. Yakaladın. Düğün müziği. Düğün müziği. Müzisyen, tamam. Bilemedim. Cemre, değil. Da. Bilmiyorum. Damatlık. Damatlık. Sen de istekler Eda. Pist. Pist. Başka neye dikkat edilir ki? Organizasyon. Pasta. Düğün. Pasta. 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 Güzel. Evet. Hadi yakaladın bir yerden sonra. İkramlıklar ne bileyim. İkramlıklar. Doğru. Tamam. Misafirler. Misafirler. Yok. Cemre hadi. Beş. Hadi Cemre. Aa, ne diyecektin? İki. Hadi Cemre. İki. Ah. Bize geçti. Üç tane çalabiliriz şu an. Ya. Of çok güzel. Çalarsak şu an bu şeylerin cevabına göre ay heyecanlandım. Cevaplarımıza göre öne geçip finale gidiyoruz biz. Ne evet şu an tamam. Şu an yani çok öndeyiz. Hadi yeter düşündünüz tamam. Ne kadar düşündünüz? Hadi. 4 5 tamam. 2 1 sakiniz sıkıntı yok söyle bakalım. Düğün menüsü. Düğün bunu mu düşündünüz? Abi tek arkadaşlar. Düğün menüsü. Düğün mekanı o ya. Düğün mekanı mı? Oh güzel. Şeyle ne? Şeyle ne? Damatlık. Şey falan. Şu davetliler mi? Davetiye gerçi var ama. Dayayla başlayan. Davet, dekor. Dekor. Dekor dedi ha. Nasıl yaptı ne? Harbi ha. Şey. Şarkı listesi. Kim yeni evlenen? Aynıyım kim ya. Var sen? Galiba o sen evlendin. Ne zaman evlendin? Abi 25 Temmuz'da düğün yaptım işte. Düğünü yaptım. Sanki yani düğün yaparsın askere gidersin ya MasterChef'e yarışmaya geldin. Yani. Nerede peki eşin? Samsun'da. Samsun'da. Ha.
Bakalım. Düğünden sonra? Düğünden sonra da işte hiç orada balayına kaldım. Balayına falan da gidemeden mi? Yok, gittik. Mısır'a gittik balayına. Bir de bir iki Mısır. Mısır'da kaldık bir hafta. Bir hafta Bodrum yaptık. Geldik. Şimdi güzel. Belki İstanbul'a taşınma durumumuz var. O doktorasına hazırlanıyor. Müzik bölümü yok. O müzisyen mi? Evet. Harika. Osman güzel müzikler seçmiştir düğününüz için. Çok güzel bir düğün ya. Ya masal yani, gibi bir düğün. Düğün güzel miydi? Arkadaşımız geldi. Güzel miydi? Bir Eray vardı, düğünün %80'i. Tek başına bütün dans pistini kapladı yani. Hakkını verdi mi? Organizasyonu kendimiz yaptık yani. 3-4 organizasyonumuz vardı. Gündüz sahilden başladı, gece after sahilde bitti diye. 3 düğün oldu bir günde. Yani çok güzel bir düğündü. Kim gitti? Sizden gidemediniz. Biz gidemedik ama mesela davetiyelerini biz şeylerde yarış aralarında yaptık. Barbaros'un. Tek ben gittim abi. Anketledik biz falan. Hiç böyle olmadı. Biz o kadar sevdik ki hatta dedik 5. yılımızda bir daha düğün yapacağız böyle kendi içimizde, kendi aileden. Hiç herkese. Sıkıntı çıkmadı mı, kavga gürültü bir şey? Yok, hiç çıkmadı. Bizim bir de yemek yetmedi. Bir şey oldu. Sistem karıştı. Bir Acun abilerin masası var. Acun Medya. Bir BKM masası var. Bir de aileler var. Abi yemek Acun abilerden geçemedi böyle. Bir şey oldu. Acun Medya böyle her şeyi yedi. Ciğer, o, bu, et bilmem ne. BKM yedi. Bizim halam aç kaldı böyle. Yemek yetmedi. Ondan sonra herkese pilav yedirdik böyle. Ya. Aç kalan herkes pilav yedi. Sağ olsun vallahi. Acun Medya MasterChef'ten yemek yemeye alışkın önemli. Olduğu için. Ulan sizden de bekliyor muyuz bir düğün daha? Ben düğün yaparım hemen. Parti gibi. Ben çok isterim düğün. Düğün mü? Acaba 10. senemizde yapsak mı düğün ya? Gibi. Ne biçim fikir? Sus, muhabbet edeceğiz diye neler sokuyor. Düğün yapalım mı? Akraba çağırmayalım bu sefer. Sadece arkadaş çevresi. Eş dost. Eş öyle 40-50 kişilik bir düğün organizasyonu yaptık. Evet, neden? Neden? Ama bir damatlık, tekrardan bir gelinlik giyiyoruz. Neden? Evet. Neden? Damatlık gelinlik biz her gün şu an sahnede giyiyoruz zaten. Çift terapisi oyunumuz var. Böyle işte düğün sahnesiyle başlıyor. Ve Berfu Hanım aynı damatlık ve gelinimizi diktirdi. Gerçekten düğün damatlık gelinliğimiz. Gerçi ama parası çıkıyor. O yüzden mutluyum ben. O kadar para verdik o gelinlik damatla. Parası çıkıyor. Çift terapisi oyunumuz var hakikaten bu arada da. Sevgili izleyenler, eşimle harika bir stand-up gösterimiz var. Evet. Bursa'ya geliyoruz. Ankara'ya. Ondan sonra Diyarbakır, Antep. O çok iyi. Başka nereye gidiyorduk? 14 Şubat Bostancı Gösteri Merkezi'nde. 14 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Sevgililer gününde. Ben o zaman eşimle gelmek istiyorum. Çok güzel abi. Evet, sizleri de yani herhangi birinizin şehrine uyuyorsa bekliyoruz valla. Ankara'ya geliyorum. Ankara'da bekliyoruz kardeşim valla. Kıbrıs'a hemen gelirsen. Kıbrıs'a gelmek çok istiyoruz. Çok istiyoruz, geleceğiz inşallah. Hepinizi her yerde bekliyoruz. Ben gelirim. Olur. Ben bütün MasterChef'leri izlediğim için hepinizin her şeyini biliyorum. Ama seninle ilgili özellikle ekip arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda hep böyle Barbaros her şeyin böyle minik böyle hilesini bulur. Hemen böyle bir kılçığını çıkarır bir şeyler. Hatta bir tabak düşürme muhabbeti var. Evet. Evet, çarp evet, bana. Evet. Çarp bana hikayesi de. O Eray'ın patlatmış olduğu bir şey yani. Ben kafamda zaten kurmuştum onu. Bunu giderken düşüreceğim yani. Çünkü baktım Mehmet Şef önden başladı. Herkese haşlıya haşlıya. Ben bir düşüreyim mi dedim. Talihsizlik olsun, düşüreyim dedim. Düşürdüm. Ben bağcıklarımı falan çözdüm hani. Onlara basayım diye. Heyecandan üzerimizde mikrofon olduğunu falan unutuyorum. Kendimle konuşuyorum. Yani Eray'la konuşuyorum. Ben bunu düşüreceğim ya diyorum bu yolda giderken. Hani sanki duymuyorlar. O kafada artık gitmişiz yani, o kadar düşünmüyor. Halbuki herkes seni dinliyor. Halbuki herkes bizi dinliyor. Ben diyorum bunu düşüreceğim diyorum, hiç hoşuma gitmedi. At gitsin diyor o da. Bu, benim bu sene en unutamadığım olaylardan biri de hakikaten de böyle ben manşet olayları çok takip ediyordum. Tanya'nın galiba buzdolabında şaşırıyorlar. Metin'le senin, karışıyor. Evet, senin jelinle Metin'in. Kimin? Metin'in jeli karışıyor değil mi? Evet. Evet. Çok gerçekten enteresan. O talihsiz bir andı. Sonra sen fark etmiştin jelin karıştığını ama sen çok geç fark ettin. Metin senin jeline çoktan her şeyi yapmaya başlamıştı değil mi? Evet, yani ben orada aslında kendi kendime konuşturdum. Hani dışarı çok vurmadım. Benimki değil bu derim ama yani yapacak bir şeyim olmadığını düşündüm. Çünkü artık son dakikalara giderek mecburen o tabağı kabullendiydim. Ama ondan sonra zaten ortalık karıştı. Evet. Ortalık karıştı evet. Ya Metin orada biraz hem demoralize oldu hem de Metin gerçekten dünya tatlısı bir çocuk. Şey çok söylemeye başladı. Yani benim gitmem lazım. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. İster istemez psikolojisi tabağına yansımış. Ama genel olarak ya bir centilmenlik durum var ya MasterChef'te. Ya fair play dolu bir yarışmadayız. Gerçekten birbirimize yani. Her ne kadar kızdığımız, tartıştığımız noktalar da olsa günün sonunda bu aile bir araya geldiğinde her türlü değişik bir bağ var yani. Yani burada ben onu gördüm hakikaten. Evet. Tatlı böyle ne olursa olsun ama günün sonunda biz böyle bir kenetleniriz. Her zaman öyle. İyi günde de kötü günde de o dostluğumuzu yaşarız yani. Bu aile içinde de olur. Biz de hep deriz yani kol kırılır yer içinde kalır. Aynen. O yüzden
hiçbir şekilde birbirimize karşı art niyetli bir tavır sergilemeyiz. Artık dostluğu bir kenara bırakıyoruz çünkü yarışma vakti. Evet şu an. Ve biz kazanabiliriz. Yok edecek. Son soru son. Bir takım. Elini vicdanına son soru. Arkadaşlar. Sevgili dostlar bu kadar muhabbeti. Algı yapma. Konsantrasyonları dağılsın diye yaptık. Açtım konuları. Şu an kendi sorularından bilemezlerse biz onlardan alırsak geçebiliyoruz. Dört cevap konsantrasyonları dağıldı. Yarışmadan koptular. Dört cevap verdiğiniz buyurun. Anda kazanıyoruz. Hazırsak sorumuz gelsin lütfen. Buradan bonus gelir. Hadi gelsin. Nokta 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 centilmen erkeklerin yaptığı bir harekettir. Hadi centilmen erkekler sizi görelim. Cevapları alalım. Süremiz başladı. Sandalyeyi çekmek. Sandalyeyi çekmek. İşte gerçek bir centilmen. Kapıyı açmak. Kapıyı açmak. Hadi devam. Yer vermek. Yer vermek. Süper. Arabanın kapısını açmak. Arabanın kapısını açmak. Yol vermek. Yol vermek. Hadi tek de bitir bari. Evet, koltuğa tutmak. Dur yavaş yavaş. Koltuğa tutmak. Koltuğa tutmak. Yok daha ne ya. Hadi devam. Yol vermek. Yol vermek. Hadi. Yol vermek. Çantasını almak. Çantasını aynen. Almak. Sen de Barbaros. Kıyafeti omzuna koymak. Kıyafeti omzuna koymak. Kıyafeti. Kabanı almak. Kabanı kanı, almak. Kabanı omzuna almak. Bitti zaten. Kazandık ama finaldeyiz şu an artık. Finale çıkıyoruz. Çok merak ettim. Evet, evet tebrik ediyoruz. Ben elimden geleni yaparım yani. Bravo. Gayet iyi. Sen tek de bile bitirdin. Sen de bitti değil mi? Bitti kaybettim. Ama yine de iki tane cevabımız var. Şanımızla veda edelim Eda. Şu ikisini güzel bir bil de. Çiçek almak. Çiçek almak. Şunu söyledi. Evet. De abi centilmenlik değil çok de güzel. Çiçek almak. Çok güzel bir tane ya. Daha. Ötekini bilemedim ama. Kaç puan oluyor? O bir görevdir ya. Sunucu kanaati kullanamıyoruz mu ya? Gerçek centilmen. Bir tane daha. Görev olarak. Kitap okumak diyeceğim başka bir şey. Yok. Centilmence kitap okumak. Kolunda. Yok. Alican sen gerçek bir centilmene benziyorsun. Evet, kimse ama. Sana hödük diyemez. Şimdi cevabını ver bakalım bu ke o ne? Döner aslında. Vallahi bunu bilemedim ya. Ne? Harbi hödüksün. Nasıl bilemiyorsun? Öyle desek ya. Nedir? Abi nedir? Ben de bilemedim. Ben gerçekten merak ettim. Ben de bulamadım bunu. Ben de bulamadım. Aa, kibar ama bu zaten. Zaten sorunun cevabı. Evet kibar olmalı. Eş anlamlı. Biz de şimdi dükkanlara gelelim. Şimdi kimler restoran açabildi? Şu an kimin restoranı var? Senin var galiba. Benim vardı. Ben yarışmaya gelmeden önce kapattım. Kapattın. Devrettim. Ama inşallah yenisini açacağız. Yeniden açacaksın. Sen... Benim vardı ama aileme ait olanlar duruyor. Benimkiler gitti. He, ailene ait var. Olanları çalışıyor musun? Vardı evet. Ha, gidiyorsun. Nerede? Kuruçeşme'de. Geliriz. Evet. Geliriz. Geliriz. Başka? Dükkanı olan? Ben açıyorum abi. Hadi be. Evet. Neyici açacaksın? Dönerci. Üf. Et döner yapacağız. Karaköy'de. Ne diyorsun? Vallahi. İskender mi düz döner mi? Döner. Ya yani İskender kafası bir şeyler olacak da direkt İskender koymayacağım. Ama güzel yani et döner. Sen sushi de çok seviyorsun diye bir evet, bilgi var. Evet Uzak Doğu restoranı da açacaktım sonra dedim. Sonra dönere herkes, nasıl böyle bir keskin geçti? Herkesin böyle 7'den 70'e yani. Günün her saati yiyebileceği bir ürün olsun. O yüzden tabii ki dönercide döner. Karar verdim. Süper. Alican bir de dönercide çalıştım o yüzden. Daha önce. Ha, o yüzden. Döner açmak yarışmada istiyorum yarışmada döner yani. Zamanı sen kazanmışsın. Evet evet aynen. Kaptanlık o yüzden, kazandı. İnşallah bekleriz abi. Dönere kesin gelirim. Karaköy'de. Ben bilirim. Evet, Karaköy'de tamam. Karaköy'de kesin abi. Geliyorum abi. Yeri falan belli açıyoruz. Evet, evet. Tabii tabii tadilatta şu anda. Ay sonunda açacağız. Üf. Sadece döner mi? Ya. Bir de. Ver abime bir şey. Bak bir de Adana'dan bizimkilerin yaptığı içli köfteyi koyacağım beni. Yani. Ooo. Ay. Onu aşlama. Aşlama. Aşlama evet. Evet. Çok iyi. Ay. Aşlama. Evet, o da aşlama. Çok güzel oluyor. Böyle pufuduk pufuduk oluyor. Daha küçük oluyor değil mi aşlama? Kemal daha ya. Böyle beyazımsı renkli oluyor. Valla canım çekti şu anda. Ağzımızı canım. Ne yapacağız biz? Daha stüdyo gitsek mi? Valla gidelim. Hakikaten yan tarafta var ya. Siz malzemelerden artanlardan bir şey yapalım. Karnımız açtı gidip hemen böyle bir şey yaparız. Karnımız yiyoruz ama. Başka kimin var? Esra sen açıyor musun? Güzel hazırlıklar var. Zaten onu da bildireceğiz. O zaman biz de bekliyoruz. Geliriz keyifle. Tanya senin var. Kıbrıs. Hamburgerci. İskele ilçesinde hamburgerci var. Oh. Kilitkaya köyünde de Ayla restoranımız var. Kıbrıs mutfağı. Oh. Evet. Müthiş. Sende mi var?
Ben sosyal medyadan tarif yapıyorum. İnsanlar evde hazırlasın. Yine maliyetsiz para kazanma yolu buldun mu? Maliyetsiz para kazanma yolu buldum. Sonraki süreçlerde de Londra'ya gideceğim. Önceden orada yaşıyordum. Orada pound bir tekrar gideceğim. Sonra da orada bir restoran kurma aşamamız var. Londra'da ne mutfağı planlıyorsun? İlk İtalyan, sonra da Türk restoranı açıyoruz. Açacağız. Hadi bakalım. Öyle güzel. Sen Londra'da mı yaşıyorsun? Ben Londra, İstanbul, Ankara. Kayseri. Mesela dün Mersin dedim, ondan önceki gün Adana'daydım. Bugün İstanbul. Ne yapıyor? Deniyor musun öyle? Yani neresi uyarsa mı yani? Ya biraz çok yönlü bir kişiliğim var. Hani her türlü işi yapıyorum. Hani bu şehirlerde ne yapıyorsun? Akraba ziyareti mi, iş mi bakıyorsun? Yok, hani mi kalıyorsun? Bazı yerlerde eğitim oluyor, bazı yerlerde ticaret için gidiyorum. Bazı yerlerde arsa çekimlerimiz oluyor, reklam çekimlerimiz oluyor. Arsa hep şey var mı yani? Arsa almaya gidiyorum. Yani toplam MasterChef süreci boyunca toplam 400 lira harcamışsın sadece diye bir şey duyduk. 2020'deydi ama şöyle de bir şey vardı. Bir, pandemi vardı. İki, telefonlarımızı toplamışlardı. Üç, eve kapatmışlardı. Sağ olsun Acun Medya'yı biliyorsunuz, bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyordu. Bir de ben yani tutup Acun Medya'ya ayıplık yapıp yani bir de para mı harcayayım? Para mı? Her şeyi mi karşılıyorlar? Onlara hakaret bu sene babında nasıl yani bitti? Para mı harcayayım? Efendim, bu sene ne kadar harcadın? Açıkçası çünkü bu sene de evdeydik. Bu sene de taş çatlasa enflasyonu da katarsak 3-4 anca. Fazla değil. Enflasyon oranına göre. Normalde siz mesela ne kadar harcıyorsunuz yarışma boyunca? Harcıyoruzdur. Ya ben çok harcayan biriyim. Şimdi sefaliye yaşadığım bir anı yapayım. Ben de harcamam. Ben bir gün çekime taksiyle geldim. Şu yukarıdaki otoparkımız var ya, oraya geldim. Sefa'da şeyde duruyordu yukarıda. Dedim ki beyefendi dedim, siz bana IBAN'ınızı atın, ben size havale yapayım. Dedim. Abla dedi, dur bir dakika, ne havalesi dedi. Dedim Sefa, herhalde Sefa taksimi ödeyecek. Ben dedi hallederim dedi. Bankadan boşuna dedi, havale göndereceksin, 5 lira komisyon kesiyor. Ben vereyim. Sen sonra bana verirsin. Sen sonra bana. Benim bir kazancım yok, faiz kaybolmasın diye düşündüm. Komisyon ödeme dedi. Ama seni düşünmüş, kıyamam yani. Evet. Nasıl düşünmüş, öde taksiyi ya, ne olacak ya? Hayır, sonra sen faiz koydun mu? Yok. Koymadın. Koymadın. O da yoktur artık. Hayır, o kadar. Ben, hayır, öyle bir anlatıyorlar ki seni. Sen sanki işte, iki katını almışsın gibi. Hayır, saniyeler içerisinde Sefa hemen karını düşünüyor. Yani ticaret kafası var Sefa'da. Gerçekten bu konuda çok zekidir. Ya tek o anlamda değil ya. Ben 6 yaşından beri sanayide zaman büyüdüm yani. Her türlü işi yapıyorum. Sadece aşçılık yok yani. Evet. Ve melek yüzlü olduğuma bakmayın. Melek yüzü birazcık karanlık bir şey var. Benim Samsun'da, orada ve Giresun'da bir yercim var. Bir dahaki gelmenizde mutlaka. Şu an var. Aa, seve var, seve var geliriz. Aa, aşçılık okulum da var. Aşçılık okulumuz var orada. Özellikle. Samsun'da oyuna geldiğimizde bayıldık Samsun'a. Mutlaka. Samsun çok güzeldi. Güzel bir alanımız var. Bir dahakine inşallah. Evet, MasterChef 2020 ile finale giriyoruz sevgili dostlar. Bravo, bravo. Para parayı çekiyor, para parayı çekiyor. Böyle bir şey. Evet. Şahane yarıştınız ama. Tebrik ederim. En güzel yarıştınız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Güzel güzel yarıştınız. Alkışlar MasterChef 2019'a gelsin. Alkış, alkış, alkış. Görüşürüz. Güle güle. MasterChef 2019. Goodbye my lover. Goodbye my friends. Sefa. Sefa. Parayı kazan bari. İnşallah en az parayı kazanır. Kazandı. Gerçekten ben de aslında 20 tutuyordum. Çok iyi değil. Ya. Sen bizim takımda değilsin. Hayır var. Final ekip giderse ondan yanayım ben. Bakalım, bu benim takımım. Biz finale gidiyoruz. Evet. Evet, artık kendi takımımla final turundayım. O yüzden çok mutluyum. Final turunda 4 tane sorumuz var. Her soru başka biriniz için. Birinci soru Barbaros senin için, bir cevap var. İkinci soru senin için, iki cevap var. Üçüncü soru Tanya senin için. Evet. Dördüncü soru da senin için Sefa ve 4 cevabı var. Ve her cevap 10 bin lira değerinde. 60 bin liraya geçtikten sonra süper finale kalma şansımız var. Süper finalde tam 200 bin lira kazanabiliriz. 200 bin lira daha önce hiç vermedik, verebiliriz diye düşünüyorum. Kazanabilirsiniz. Alabiliriz. Alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Çok iyi oynadınız. Cevaplarınız çok gayet iyiydi yani. O yüzden güveniyorum takımıma açıkçası. Sen ne yapıyorsun? Senin takımın yok. Vallahi çok güzel. Eziksin. Kazanan bir ekip. Kazanan bir ekiple olduğum için ben de mutluyum. Yani burada artık biliyorsun, kazananları seviyoruz. Biz evet, direkt takımı değiştirip sizden yanayız. Kesinlikle. İnşallah bugün sizle en yüksek ödülümüzü vermek istiyoruz. Ben kazanmayı seviyorum. Sen kazananları seviyorsun. Aramızdaki fark bu. Laf soktuğuma göre devam edebilirim. Ne dediğimi ben düşünmek istiyorum. Ben kazanmayı seviyorum. Sen kazananları seviyorsun. Yani Berfu Hanım'ı seviyorsunuz. Evet. Of be. Oh be. Bu adam boşuna mı dolaşıyor Londra? Yöre yöre iltifat arıyormuş. Bak adama bak. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey var. İlk soruyu ben sorayım mı? Evet lütfen buyur. Tamam. Çok heyecanlıyım. Takımım 200 bin lira kazansın istiyorum. Çünkü 200 bin lira daha önce hiç kazandırmadık. Bir de en kritik şey. Bugün. Baktınız ikinci soruda falan böyle cevaplar aynı yerde dönüyor, bulamıyorsunuz.
Tak basın, o soruyu atlayın. Tamam. Hadi ilk soruyu okuyacaksın. Takımıma 200 bin lira kazandırıyoruz. Odaklan. Hadi beyler. Ben kazanmayı bayanlar seviyorum, sen kazanmayı seviyorsun. Siz de odaklandınız. Evet, hazırsanız 10 bin liralık ilk sorumuz geliyor. Barbaros. Evet. Gelsin bakalım. Nokta nokta tüketmeden önce çalkalanır. Cevapları görelim. Ayran. Ayran. Doğru. Bravo. 10 bin lira kazandık. 2 saniye, 3 saniye. Harika. Mükemmel. Şimdi Esra ablamın sorusu da sıra. Esra ablamın sorusunda ikinci soru, iki cevabımız var. Hazır mısın Esra abla? Hazırım. Hazırsın. O zaman sorumuzu görelim lütfen. Nokta 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 okulda görülebilecek bir yerdir. Cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Uydurup hemen tahmin edebilirsin. Sınıf. Süper. Kantin. Kantin. Harikasın. Çekilin. 46 saniyemiz var. Kocam Tanya'nın sorusunu sormak ister misin? İsterim. Tamam. Şu an 10 bin, 20 bin de buradan 30 bin liranız var. Tamam. Ve baraj bölümüne geldik. Bunların hepsi cevaplarsanız 60 bin lira ve barajı geçmiş oluyorsunuz. Şu an süre çok önemli. Evet, şey yaparsanız eğer aklınıza gelmezse hemen uydurun geçin. Aynen. Tamam. Evet Tanya, sorun gelsin bakalım. Nokta nokta çalışmak için başkalarının evine gitmesi gereken bir meslektir. Cevapları görelim. Buyur Tanya. Uydur bir şey hemen geç. Başkan. Geçin. Başkan sende Sefa. Boyacı. Boyacı. Sen de. Temizlikçi. 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 Bakıcı. Bakıcı. Süper. Tokatçı. Tesisatçı. Tesisatçı. Sen tamirci. 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 Doğru cevap. Bravo. Harika. Süper. Hadi süper. Hızlanıyoruz. Ben barajı şu an. Olmazsa direkt yanlış söylüyorum. Aynen. Barajı şu an geçtiniz arkadaşlar. 60 bin lira. Her türlü süper final oynama hakkınız var. Evet. Şu an 4 cevap var. 4 cevabın. Hadi Sefa. Sefa sen de 4 cevap. O kadar versin. Adana, Ankara, İstanbul'u yitirmiyorsun. 4 tane cevap Sefa bilebilirsin. Bu şehirleri sorabilirsiniz. Harika bir fikirle 4. soruya başlıyoruz. 4. sorumuz gelsin lütfen. Gökyüzüne bakınca tamam. Nokta 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 Sefa, sen de bu görülebilir. Cevapların baş harfini alalım. Süremiz başladı. Bulut, yıldız, güneş, gezegen. Sen de Barbaros. Gökyüzü. Hemen uydurun hızlı. Hadi çabuk. Uydur Esra abla. Galaksi. Galaksi. Sen de Tanya. Gezegenler. Gökkuşağı. Deli gidiyoruz valla ilk defa. Harika. 100 bin liraya geldik. Helal olsun. Çok heyecanlandım. Tam 100 bin lira kazandılar. Şu an bizden. Harika. Çok heyecanlı ya. Şu an artık süper final oynama hakkınız var ve süper finale kalırsanız 200 bin lira kazanabilirsiniz. 200. Yani oynarız ya. Oynarız ya. Oynarız. Hiç oynamamışlar. İlk defa oynanır. İlk defa da MasterChef oynar. İlk defa biz yaşadık. Vallahi yakışır. Ve şu an süper final oynama şartı da şu aslında. Aranızdan bir kişiyi seçiyorsunuz. O bir kişi az evvel yarıştığımız gibi 7 tane cevabın hepsini bilirse 100 bin lira 200 bin lira oluyor. Bu kadar. Çok iyi. Bilemezse de para yarısına düşüyor. Evet. Ne yapsak? Evet oynuyorsunuz bir kişi 7'sini bilirse 200 bin lira oluyor. Oynayacağız zaten o okey. Tamam. Tamam biraz oynayacağız ya. Bilirsiniz ama. Sonra. Halledeceğiz. Sen oyna. Kaç soru 7 soru. Dünya bir gündür o da bugündür. Evet o da sensin. Dünya Tanya sen mi yarışıyorsun? Sen bence şampiyon oldun. Sende bir yarımlık kaldı. Bence ben hadi varız. Bugün bugünün şampiyonu da sen ol hadi. Hadi. Şampiyonu sen ol. Bugün oyunumu tamamlıyoruz. Tamamlıyoruz. Hadi bugün bir ilki yaşayıyoruz burada. Hadi yaşayıyoruz burada. Hadi. Hadi. Şimdi takımınız karar verdi mi? Kim yarışıyor süper final etabında? Ben yarışıyorum. Barbaros sendeyiz. O zaman kendini hazır hissettiğinde bir sorumuz var, 7 cevap var. 7'sini de bilirsen 60 saniye içinde tam 200 bin lira kazanıyorsunuz. 200 bin! Evet. Sen de bugün, bu iş Barbo. Bugün bu iş bizde. Bugün bu iş burada bugün bitiyor. Bugün ilk olarak da cevap ver Türkiye'de o parayı kazanacağız. Hadi inşallah. Final etabını kazanmış olacağız. Hadi bakalım. O zaman hazır mısın? Hazırım. Heyecanlandım. Sorumuz gelsin lütfen. Nokta 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 hem bir güzel çiçek. Yaparsın. Çok güzel yaparsın. Hadi yaparsın. Hem de bir kadın adıdır. Cevaplarımızı görelim lütfen. Süremiz başladı. Gonca. Gonca. Nilüfer. Nilüfer.
Süper. Gül. Gül. Süper. Lale. Lale. Süper. Yasemin. Yasemin. Harika gidiyorsun. Menekşe. Menekşe. Harika gidiyorsun. Manolya. Manolya. Düşünebiliriz, daha süremiz var. Hem çiçek adı hem kadın adı. Gayet güzel yapabiliriz. İki tane kaldı sadece. Nergis. Nergis. Harika gidiyorsun. Son kaldı, son. Hadi. 30 saniye var, yapabilirsin. Menekşe dedik, Manolya. Hem çiçek hem kadın adıdır. Yapabiliriz, yapabiliriz. İnanıyorum. Çiçek adı ve kadın adı. Mor menekşe. Mor. Çiçeklerimizin isimlerini kadın. Düşünelim. Manisa isimlerini değil, düşünelim. Kadın şey isimlerimizi değil. Düşünelim. Manolya değil. Manolya. Manolya değil. Dedik. Morgül. Morgül ne abi? Ne bileyim. Yardım edin. 4, 5, 2, 1. Menekşe lan. Ya. Ya. Ay çıldıracağım şimdi ya. Neydi ya? Melisa. Melisa. Aynen, evet. Melisa. Ya inanıyorum. Ya. Şaka gibi ya. Barbaros yani. Nasıl abi? O abi çok heyecanlandım sonunda. Melisa ya. Melisa bizim de aklımıza gelmedi. Oysa ki en yaygın isim Melisa oradaki. Neredeki? Ya Melisa gayet yaygın bir isim. Melisa yaygın. Nergis'i mesela inanılmaz iyi bildin. Nergis'i, ben mesela Nergis'i düşünemem. Nergis babaanne tarafında var bizimle. Manolya falan nasıl Melisa niye yok babaanne tarafında Barbaros? Melisa yeni isim böyle. Acun abiyi düşünecektiniz. Acun abinin kızı. Üzerinde. Ya. Evet, Melisa'cık hiç aklımıza gelmedi. Onu bilemediğin için para dörtte birine düşüyor. Öyle yani. Acun abi bilemediniz yani. Gayet ya. Ya sekizde birine düşürmedi ne sevindim şu an. Çok güzel yarışımız yine de. Olsun. Sonuna kadar geldi. Keyifliydi. Harikaydı. 50 bin lira kazandınız. Tekte kalabilmek de. Çok iyiydi ya. Biliyorsun sandım. Biliyor gibiydin ya. 30 evet saniyede ya, Melisa bile. Doğru. Sizden bir yardım çıksaydı oradan. Ya işte yasak dediler. Söyleyemedik. İzleyicilerden de hiçbir şey çıkmadı. Sen yani bir ara yalvardın, söyleyin. Ama oradakiler de böyle yapıyor. Maalesef. Öyle bir izin yok. Gerçekten ama mükemmel. Yani bize hakikaten bu yarışmada en yüksek tansiyonu yaşattınız. Çok teşekkür güzeldi. Ediyoruz. Hem enerjinizle hem de yarışmadaki gösterdiğiniz cesaretle güzellik kattınız. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Alkışlar gelsin. Şahane insanlara gelsin. Ne ödül kazandılar? Bir en son tekrarlayalım onu. 50 bin lirayı size veriyoruz. Keşke 200 verseydik ama olsun, 50 bin olsun. Lira da çok güzel. Çok güzel yarıştığınız için tekrar tebrik teşekkür ediyorum. Ederim. Cevap Ver Türkiye'nin bugün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.